şiddetten hoşlanmayan, şiddet yerine konuşmayla, iknayla kendini ifade eden erkekler var. Ve burada gördüklerim de benim bu izlenimimi doğrular nitelikliyor. Ama bir de kolayına kaçıp şiddete başvuranlar var. Değil mi? Genellikle yazarlarda bu özellik olmuyor. Hangi özellik? Şiddet yanması özellik. O yüzden ben de artık bir yazar olarak bir kız arkadaşlarımızın beklentisi olan özellikleriyle var etmeye çalışacağım. Buyurun. Sınıfın ortacılık işte böyle yani konuşmaya başlayınca ben kavgaya başlıyor. O yüzden kızlar da böyle şikayetçi oluyor. O yüzden ben davranışlardan bahsedeceğim. Çok doğru arkadaşlar. Kendimizi mevcutlerle ifade etmek varken olayına kaçıp şiddete başvurmak size olay. Buyurun. Çevre felaketi, savaşlar, bombalar, şeyler, doğal afetler, hepsi bunlar felaket. Ama manevi anlamda bakarsak en büyük felaket hayallerimizin yok olması. Artık hayal bile edemiyoruz demek. Bundan daha büyük bir şey yok. Onun için lütfen hayallerimize sahip çıkın. Hayal edin. Tam hayalden söz etmiyoruz. Olmayacak şeylerden değil. O olgunlarda sahipsiniz. Bu yaşa gelmişsiniz ve çok değerli eğitmenlerce de eğitiliyorsunuz. Ne kadar da şanslısınız. Ama hayallerinize sahip çıkın. Bakın arkadaş ne güzel yorumunu yaptı. Dediğim gibi belki sonra başka bir şey söyleyecek. Peki buradan son soruyu alalım. Yavaş yavaş imza edelim. Buyurun. Buyurun. Yani ben olamıyorum ama şöyle
sevmiş olacağımı düşünüyorum. Yani diğer günler onun sesini bastırıcı olabilir ama içinde kalan bir şeyi söylemesi de olabilir. Diğer günler yok ama resimde. Bir gül var ve içinde bir böcek var. O zaman o böcek mutlu mu sizce? O gül çok güzel yaprakları falan. Acaba böcek o gülün içinde ne için? Neyse okuduktan sonra her çeşitli yorumlar yapacağız. Vaktimiz kaldı. Değerli hocam, bunları bize de vaktimiz kaldı. İmza yapacağız.